Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanım. Buyurunuz. Evet hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Bugün haftanın son günü biliyorsunuz ki son kez bu masaya hep birlikte oturuyoruz. Ve saatler sonra 20.000 TL'nin sahibi 20.000 lirasını, diğerleri yarım altının, çeyrek altının sürpriz hediyelerini alıp bu kapıdan çıkacaklar. Amacımız neydi? En amarat benim diyerek mutfakta 2 saatin içinde güzel performans sergileyip parayı almak. Sıra Esra'da, onun marifetini göreceğiz. Evet Esra, söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey yok. Arkadaşlarım tekrardan hoş geldin masaya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Masamı beğenmişler mi acaba? Öyle mi söyleyip ne diyeyim? Yani bugün yemeklerini beğenecekler mi bilmiyoruz. Evet. Biliyorsun ki bir hafta boyu herkes birbirine neler neler söyledi. Evet. Bugün kötü eleştiri alırsan sen nasıl bir tavır sergilersin eğer yemekleri beğenmezlerse? Ne yapacağım? Ne haliniz varsa görün. Bu size fazla bile deyip masadan kalkıp gideceğim. Yok Kadir Bey gayet sakin duracağını düşünüyorum. Ya da 5 günün boşaltımını bu masada mı yaşayacağım? Zaten hani söyleyeceğini söyledi ya. Hani o da söylemiş oldu yani. Ha, şakayla karışık. Gerçek duygularınızı söylüyorsunuz ama yapmayacaksınız bence. Yok gerçek duygum değil. Şaka yaptım arkadaşlar. bak Sabah ablaya. Alttan da gerçek zaten laf yapıştırdı. Gerçek duygum asla olamaz. Hiç ne olursa olsun. Ben her şakada asla. Bir gerçeklik payı ararım. Yok çünkü aramayın. Bazen insanlar gerçekte söyleyemediklerini... Şakayla karışık ifade ederler. Aslında içinden geçenler buydu aynen şakayla öyle. Size de evet. Söylemiş aynen oldum. Öyle. Baştan söyledi. Ama yanıldınız Sabah Hanımcığım. Yok yanılmadım. Sizin ağzınızdan çıktı bunlar. Ama bu bizim dış sesle aramızda kurmuş olduğumuz minik bir oyundu. Valla ben bilemeyeceğim. Oyun muydu değil oyundu. Miydi? Ben kulağımın duyduğuna bakarım. Bence Esra bunu Hanım. İzleyince göreceksiniz, üzüleceksiniz böyle söylediğinizde. Sabah Hanım da sevindi. Dur dedi. Laf hayır. Sokmaya yer buldum asla hazır dedi. Asla ben zaten dedim. Detay için geldim. Kadir Bey gözlükleriyle gelmiş. Bakın gözlükleriyle gelmiş. Detay arayacağım. Sabah Hanım siz neden Esra Hanım'ın günaydınlarını almıyorsunuz dışarıda? Ha. Bilmem duymamışımdır. Bir gün, iki gün, üç gün, bugün beşinci gün. Duymamışımdır Kadir Bey. Yoksa ben asla öyle bir şey şimdi yapmam. Şimdi biraz böyle kindarlıktan konuştuk. Kindarlıkta demeyeyim asla de böyle değilim. Masayı özel hayata yansıtmadan konuştuk. Hı-hı. Esra Hanım dedi ki Sabah Hanım bu konuda dedi çok keskin dedi. Ve dedi masadan kalktıktan sonra dedi benle asla muhatap olmuyor. Hı-hı. Benim günaydınlarımı almıyor. Bana çok kinlendi dedi. Evet. Yani kabul ediyorsunuz kinlendiğinizi. Kinlenmedim. Günaydınlarını almıyorum. Evet. Neden? Ben bu kadar da dürüstüm yani. Peki bu kinlenmek olmuyormuş. Efendim? Bu kinlenmek olmuyor mu? Hayır. Bu ne oluyor peki? Ben size kızgınım. Hmm. Kadir Bey'in size 2-3 defa sormasına rağmen o puanınızı değiştirmediniz. Ben size kızgınım. Peki Sabah Hanım sana sinirliymiş bu konuda. Sinirli olabilir. Peki masaya gelelim kabulündür. Şimdi. Masaya gelelim. Sabah Hanım sizden başlayalım. Hazır lafı sizden açtık. Nasıl bir masa var karşınızda? Davet masasına uygun. Nasıl diyeyim? Sade bir masa. Hani ben şöyle daha bir gür çiçekler beklerdim. Bilmem yapma çiçek pek hoşuma gitmedi. Sabah Hanım bugün peçeteden gidecek anlaşılan. Olsun gitsin Kadir Bey. Yani objektif olacağını düşünüyor musun Sabah Hanım'ın? Olur. Emin misin? Olur çünkü bana zaten her şekilde kızgın. Mesela masaya az önce sade dedi. Cidden sade bir masa mı var? Masa sade ve şık bir masa. Hmm. Peçeteliklerimi kendim yaptım. Hı-hı. Sizler için. O çiçeğim benim çok özel bir çiçeğimdir. Siz mi yaptınız onu da? Şöyle, hocam bana onu armağan etmişti. Ben de bu yarışma programı gerçekleştikten sonra dedim peçeteliklerimi ona uydurayım. Hem anımı buraya taşıyayım, yaşanmışlığım olsun masada. El emeği verdim el emeği yani. Vermek istedim. Bunları ona uydurdum. O yüzden canlı çiçek almayı tercih etmedim. Çünkü talihsizlikler yaşanıyor canlı çiçeklerde. Biliyorum daha öncelerinden. Vazomu kendim boyadım, tepsimi kendim boyadım, peçeteliğimi hayır reklamlar değil. Zaten az evvel söylemiştim. Özensiz dediniz ya. Hı-hı. Sizler için yaptım hepsini tek tek. Peki Sabah Hanım'ın mimikleri başladı. Bakalım sonuna doğru neler olacak. Bu arada Esra Hanım'la aynı masada yarıştığınızdan dolayı bir rahatsızlığınız var mı? Evet. Neden? Evet. Yani, yani bunu mimiklerinizden Hanım'a... de şu an anlıyorum çünkü. Evet yani hani samimi bulmuyorum ya o beni böyle sıkıştırıyor masada. Hani kendimi sıkışmış hissediyorum. Diğer arkadaşlarım için asla bu kelimeyi kullanmıyorum. Esra Hanım bu konuda bakın, size karşı. Bakın Bilgin Hanım'la hani tartışıyoruz falan ama inanın çok seviyorum. Teşekkür Bilgin Hanım'ı çok seviyorum. Teşekkür sizi ederim. Güldürdüğü için Emine'yi mi de çok seviyorum. Semiha'yı da çok seviyorum. Gerçekten sevdim. Evet yani çok keyif oldu. Tartışsam peki, bile Esra seviyorum. Esra size ne? Esra Hanım hem alttan gidiyor
Hem de söyleyeceğini de söylüyor. Bakın geri de kalmıyor ama uzatıyor da uzatıyor, uzatıyor. Bayılıyorum dinlerken, bayılıyorum. Ben sadece Emine arkadaşımıza iki verdiğim için üzgünüm. Hmm. Evet, çünkü onun ana yemeğindeki o anne lezzetini, o sıcak lezzeti çok almıştım. Masadan bile kalkmak istememiştim. Peki, Bilgin Hanım'a gelelim. Bilgin Hanımcığım, şu an şık bir davet sofrasında oturuyor musunuz? Evet, oturuyorum. Gayet güzel buldum. Yemek harcamış, eline sağlık. Çiçekleri bizim için yapmış. Bardakları olsun, bunları, kaşıkları çok güzel hazırlamış. Eline, emeğine sağlık. Çok beğendim. Peki menü konusunda düşünceniz nedir? Menüyü biraz hafif buldum ama lezzetine bakacağım. Lezzeti öne geçerse bu anlamam. Peki Emine'ye gelmek istiyorum. Emine'ciğim az önce Esra Hanım pişmanlığını dile getirdi. Bu senin için artık bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama bunun hakkında ne söylemek istersin? Ardından masayı beğendin mi? Artık iş işten geçti. Yani bunun Esra Hanım'ın bir puanı yüzünden belki de sonuncu olacağım. Belki de ödülü kaçıracağım. Belli değil yani. Keşke, ben her zaman söyledim, oturduğumda da söyledim. İlk ben yarışıyorum ve bunun sonrasında ne olacağını bilmiyorsunuz. Ona göre puanlama yapın diye. Ben ileriye dönüp baktığımda en zorlanan ana yemekte bendim. Keşke kendimi o kadar zorlamasaydım. Keşke ben de o şekilde davransaydım. İnanın Kadir Bey, sofrada da bir şey yamuk olmazdı. Vaktim de kalırdı. Her şey yerli yerinde olurdu. Emine Hanım'a göre her şey kolay. Her şey uçmuş gelmiş. Hiçbir çaba harcamamışız. Hiç iki aşama yapmamışız. Hepimiz tek aşamada tavuğu, eti koymuşuz, gelmiş önümüze. Hafife mi alıyor sizi? Çok hafif alıyor. Puanından belli değil mi Kadir Bey? Evet, sen de Emine'ye karşı birden dolayı bir yani, sinir Kadir besliyorsun Bey, anlaşılan. Bakışlarımı fazla sert yapmamaya çalışıyorum. Gülerek söylemeye çalışıyorum Emine Hanımcığım. Bir yarışmacıya asla bir veremezsiniz. Veririm. Bu bir verdim. Emektir. Vicdanınız nasıl? Çok rahat. Çok mu rahat? Çok rahat. Tamam. Rahatsa hiçbir şey demiyorum size. Çok rahat. Emin çok olabilirsiniz. Çok rahatsa hiçbir sen şey de demiyorum. Sen de Emine'den mi rahatsızlık duyuyorsun? Evet. Çok rahatsız oluyorum. Ben Emine Hanım'da bir negatif enerji aldım. Pazartesinden beri alıyor muydun? Birden sonra mı almaya başladın? Pazartesinden belli. Tavırlarından, yorumlarından, bakışta her şeyden aldım. Kadir Bey, en azından ben yorum yapıyorum yemeklere ama hak edene hak ettiği puanı tabii, veriyorum. Tabii tabii, hak edene. En azından hak edene. Beğendim, beğendim, beğendim. Tak, iki. Beğendim, beğendim. Nasıl beğendim, beğendim, tak, iki. Beğendim, iki. Sizin bir puan alma nedeniniz farklı. Ben bunu kaçıncı defa anlatacağım size? Neden? Siz bir kere bana çok saygısız davrandınız. Hiç saygısız davrandığımı... İkincisi menünüz eksikti. Menüm eksik değil. Eksikti. Eksik değildi. Eksikti. Ben ezme yerine ruloyum. Herkese de sorsanız... Ben patlıcan önünüze geldi mi, geldi mi? Domates önünüze geldi mi, geldi. Ne yapacağız şimdi? Eksik değildi. Şöyle söylüyorum size. Ben de domates... 10 tane domates doğradım çorbaya. Domatesi getirdim mi önünüze? Getirdim. Siz ne yaptınız? Eksik menü deyip de bir veremezsiniz. Kadir Bey, hiç konuşmayalım. Konuştukça farklı oluyoruz. Daha çok sinirleniyorsunuz. Sinirleniyorum. Peki Esra Hanım'dan biz çorbalarımızı alalım bu arada. Tamam. Sabah Hanım'a bir şey sormak istiyorum ben de. Sabah Hanım'cığım. Yemek tabağıyla alalım. Altıdakini alabilirsin. Emine Hanım dün puan kırarken, ki şimdi de söyledi. Hı. Dünkü Bilgin Hanım'ın tavrından dolayı ben puan kırdım dedi. Hı. Bunu haklı buluyor musunuz? Evet, buluyorum. Yani yemeğini beğendiği halde, iki puanlık yemek olduğu halde gene de saygısızlığından dolayı kendince puan kırdığını Kadir söylüyor. Kadir Bey, ne yapmış? Bir şey an, evet. Bir sorayım, ona da geleceğim tamam. Bilgin Hanım'cığım. Şimdi ben orada oturduğum için, evet. Bilgin Hanım, o anı ne gördüm. Yani yemeklerini zaten beğendiklerini söyledi, beğenmediklerini de söyledi. Vereceği puan 2 idi. Ama o an Bilgin Hanım bu şekilde ayaktayken Emine Hanım'ın üstüne böyle, nasıl telaffuz edeyim onu? Yani bu şöyle yakınlaştı burnuna. Yakınlaşma biraz, ne biraz, olur. Yok yok. Biraz, yakınlaşma diyelim ona. Yakınlaşma diyelim ama siz o anınız çok gergindi. Siz kendinizi izleyince bana nasıl gözlerinizi açtığınızı göreceksiniz zaten. Siz bana daha saygılı davranıyorsunuz bence şu an. Bence saygılı davranıyorum hiç tabii. Hiç de öyle değil yani. Ve bir şey söylüyordunuz, o anda da atışıyordunuz Emine, evet, Hanım'la. Böyle falan yaptınız üstüne, o da bana bu şekilde davranamazsınız hayır, dedi size. Hayır, üstüne değil. Ben gidiyordum, onu söyleyince geldim tabağa bakarak bir yakınlaşma yaptım. Tamam, bir yakınlaşma arkandan yaptım. Arkandan konuşuyor oldu, sen ha, de geri geldin. Ben de geldim, yüzüne bakarak söyledim. Evet. Söyledim. Onu gülerek söyleyemem ki sabah Hanım, gerginim tamam, zaten. Hayır, ayakta durduğunuz yerde söyleseniz gene aynı puanı kırmayacaktı.
Kadir Bey, şimdi patlıcan ezmenin yapısı çok farklıdır. Yapılışı da çok farklıdır. Biz mısır ununa batırılmış, kızartılmış bir rulo yedik. Bir patlıcan için bir puan olmaz. Ne dedi? Davranışından eğer benden özür dileseydi bir puan vermezdim. Olur mu? O da Esra'nın kapısına çıktı yine aynı. Kaşını yani. Gözünü oynattı, puan kırdım. O da üstüne aynen, geldi, puan aynen kırdım. Öyle. Aynen öyle. Peki Esra'nın pişmanlık konusunda ne diyorsun Semiha? O gün verseydi keşke puanını hepimize karşı. Senin var mı böyle bir pişmanlığın? Benim sen de var. Senin de var pişmanlığın. Evet. Emine'ye karşı. Aynen. Bilgin Hanım'ın masasıyla Emine Hanım'ın masasına 2 puan verdiğim için hani kıyaslama yaparak Emine Hanım'ki daha ağırdı, daha güzeldi. Bilgin Hanım'ı görene kadar pişman değildin. Değildim. Değildim tabii. Şimdi ben ne oldum? Ben şimdi sonuncu ya da dördüncü olduğum zaman ne olacak? Hiç mi içleri acımayacak yani? Nasıl rahat edecekler? Burada bana çok haksızlık yapıldı. 2 puan yani. 2 puan Kadir Bey. Ben 9 alacağıma yani 11 puan alacaktım. Peki afiyet olsun herkese. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.